transferim yapıldı gibi kılacak mıyım saplantısına saplanmak çok yersiz. Hem gereksiz bir stres, hem gereksiz bir kaygı. Çünkü kaygılanarak aslında sonucu değiştiremeyiz. Zaten her şey başarılıysa gibilik oluşacaktır ve buna sevinmek en güzeli. Kaygı duyup kendimizi üzmek boşuna. Eğer tutmayacaksa da kaygılanarak bunu değiştiremeyiz. Dolayısıyla stresi minimuma indirmek gerekiyor her şeyden önce bu anlamda. Fiziksel aktiviteye çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela ufak yürüyüşler ve yüzme gayet tabii ki rahatlıkla önerebileceğim fiziksel aktiviteler. Bunları mutlaka yapın. Hem beyin olarak rahatlamanızı hem de fiziksel olarak daha zinde ve iyi hissetmenizi sağlar. Şöyle bir düşünceyle karşı karşıya olmamanızı isterim, olmamasını isterim izleyicilerimizin. Yatıp 24 saat boyunca yataktan çıkmayayım, hiçbir şey ellemeyeyim, sadece lavabo için yataktan kalkayım. Böyle bir şey yok aslında, gerek de yok. Çünkü günlük hayatımıza aslında devam ediyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bir düşük olacaksa pekala fiziksel aktivite esnasında da olabilir ama yatar pozisyondayken gebemiz de olabilir. Yani fiziksel aktivite ya da yatak istirahati çok fazla değiştirmiyor durumu. Yani mutlaka bir yatak istirahati şart değil, onu söylemeye çalışıyorum. Gıdamıza, yediğimize, içtiğimize, fiziksel aktivitemize, stresten uzak durmamıza dikkat ederek aslında bu süreci pekala çok sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Hı hı. Tüp bebek tedavisinin tutmama nedenleri, en baş nedenleri nedir? Ya da başarısız tedavinin nedeni nedir? Aslında yanlış koz protokolü olabilir. Yani tüp bebek tedavisine ilk olarak tabii ki birçok etken var da ilk olarak herkese buradan önerim çok donanımlı, cihazları ileri teknolojiyle çalışan, iyi uzmanların olduğu, tüp bebek aslında bir ekip işi, iyi bir androloğun olduğu, iyi bir perinatoloğun olduğu, androlog, üroloji doktorumuz, baba adayımızı takip edecek olan, iyi bir genetikçimiz, laboratuvarda biyolog ve genetikçilerimiz çok önemli. Bunlar mümkünse 5, 10, 15, 20 uzman olabilir bir tüp bebek merkezinde çalışan. Çok iyi donanımlı, güncel durumu takip eden, gerekirse yayınları takip eden, son gelişmelerden haberdar, çok donanımlı genetikçiler ve biyologlarla çalışıyor olması gerekiyor merkezin. İyi bir hemşire ekibinin olması gerekiyor. Çok donanımlı, nerede ne yapılması gerektiğini bilen, kıvrak, çalışkan, gerçekten merkezde iş bitirici mekanizma aslında hemşire ekibimizdir. Onların gayet olması gerektiği gibi olmalarını bekliyoruz. Bunun dışında iyi bir perinatoloğun olması gerekiyor. Perinatolog da artık transfer sonrası oluşmuş olan gebeliği takip eden kişidir. Perinatolog çok önemli çünkü aslında PGD yaptık, preimplantasyon genetik tanımımızı yaptık, iyi bir embriyo seçtik, sağlıklı bir embriyo seçtik ve transfer ettik. Fakat bundan sonraki süreçte de atıyorum bir anomali, fiziksel bir sıkıntı bebekte oluştu. Bunu görüp tanısını koyacak ve belki de ekarte edebilecek anne karnında kişi aslında perinatologtur. Hmm. O yüzden perinatologumuz da çok önemli. Yani tüm bu ekip işinin çok iyi seçilip ona göre merkeze başvurulması gerekiyor. Başarı oranını etkileyen faktörlerden biri bu. Neden bu konuya geldim? Çok iyi bir uzmanın çalışıyor olması gerekiyor. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanının. Çünkü koz protokolünü, yani koz protokolü dediğim yumurtalarımızın büyütülüp
yetişmesini sağlayan, doğru ilaçlarla, doğru dozlarla, kilosuna, fiziki durumuna, patolojilerinin olup olmamasına, hormonal döngüsüne bağlı olarak bayanın ilaç dozlarını ayarlayacak, anne adayımızın ilaç dozlarını ayarlayacak aslında kadın doğum ve tüp bebek uzmanımızdır. Yani çok donanımlı, güncel durumu takip eden, yenilikleri bilen, nerede ne yapılması gerektiğini çok iyi kavrayıp bunları uygulayabilen bir hekim olması lazım. Burada kilit nokta aslında tüp bebek ve kadın doğum uzmanında. Yani doğru bir KOS yönetimi olması, KOS protokolü yönetimi olması gerekiyor her şeyden önce. Bundan sonra laboratuvarımız çok önemli. Çalıştığımız genetik ve biyolog uzmanımız. BGD, embriyoskop, embriyo dondurma, bu ve buna benzer birçok işlemin yapılıp yapılamaması merkezimizde çok etkili başarı oranında. Doğru transfer, transfer çok önemli. Doğru yapılması, çok nezih, çok dikkatli, çok nazik bir şekilde yapılması gerekiyor ki doğru yere embriyo transfer edilsin ve gerçekten implante olsun. Bunun dışında tabii ki bir implantasyon başarısı bekliyoruz. Yani bebeğin rahme tutunmasının başarılı bir şekilde olmasını bekliyoruz. Tabii ki bunda birçok moleküler düzeyde mekanizma rol oynuyor. Yani bu artık tüp bebek uzmanını ve ekibini belki de setup'ını aşabilecek bir konu. Ama bu da etkili bir konu tüp bebek başarısında. Onu ekarte etmek adına, bu anlamdaki başarısızlıkları ekarte etmek adına tabii ki yaptığımız bazı çalışmalar var ama tekrarlayan düşükler bir diğer başarı oranımızı etkileyen faktörler. 1, 2, 3 habitüel abortus dediğimiz 3 düşükten sonra aslında belirli araştırmalara giriyoruz. Genetik anlamda, moleküler anlamda, laboratuvar anlamında düşüklerin nedenini araştırmaya gidiyoruz. Daha detaylı çalışmalarla bu tarz durumları engellemeye çalışıyoruz.